ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, açılış konuşması, 5 yaş grubu öğrencilerimizin hazırladıkları dans gösterisi, 6 yaş grubu öğrencilerimizin sınıf olarak hazırladıkları dans gösterileri, okul öncesi öğrencilerimizin tamamının hazırlamış oldukları İngilizce koro ve ardından final koromuz kapanış. Saygıdeğer misafirlerimiz, sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimiz anısına, 1 dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Özlem de hep içimizdedir. Bu gece duyduğum
özlemi biraz dindirelim istedik. İstanbul Taksim'de meşhur bir cadde olan İstiklal Caddesi ortasında küçük bir sokak bulunur. İşte bu sokağın adıdır Yeşilçam Sokağı. Bu sokak Türk sinemasının kalbi. En parlak yıldızların geçtiği bu sokak koca bir döneme damga vuran Yeşilçam. Figüranlarıyla, sultanlarıyla ve yakışıklı jönleriyle Türk sinemasında altın çağ Yeşilçam dönemiyle birlikte yaşandı. Zengin kız fakir oğlan hikayesinde fakir oğlanın hep kazandığı, kötülerin kaybettiği, göz yaşartan aile hikayelerinin içimizi ısıttığı Yeşilçam, filmleriyle olduğu kadar müzikleriyle de bugünlere taşındı. Aradan geçen onca zamana rağmen ruhumuza dokunan müzikleriyle, herkesin kendinden bir parça bulacağı yaşanmışlıklarıyla, bazen düşündürücü mesajlar veren, bazen de yüzümüzü güldüren Yeşilçam'ın tüm güzelliklerini ve keyfini bu akşam Esentepe Koleji ana sınıf öğrencileriyle birlikte yaşayacağız. Bu güzel günü için hazır mıyız? Minicik bedenleri, bitmeyen enerjileriyle etrafa ışık saçan 5 yaş grubu öğrencilerimiz Ateş Böceği Dansı ile sizlerle.
öğrencilerimize ve onları hazırlayan öğretmenlerimiz Şaziye Güngör ve Rümeysa Uğurlu'ya teşekkür ediyoruz. Dünyanın en çok filmde oynayan kadın oyuncusu unvanını taşıyan, verilen rolleri konuşmasa da gözleriyle oynayan başarılı bir oyuncu. Türk sinemasının sultanı. Duyabilir miyim? Türkan Şoray. Oynadığı filmlerde genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplemelerini tercih eden Yeşilçam'ın deli kaderi. Kadir İnanır. Verdiği kendine has selamı ile ölümsüz bir karakter olan Yeşilçam'ın turist Ömer'i. Sadri Alışık. Vefat eden kıymetli oyuncularımıza rahmet, hayatta olanlara sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz. Ah kalbimiz, hayattaki en güzel duygunun kaynağı bazen de yaşadığımız hüzünlerin nedeni. Ritmi duyduğumuzda hepimizin yüreğinde bir şeyler koparan, dolu dolu yaşanan aşkların ve sevgilerin müzikle ve dansla buluştuğu bu güzel anı izlemeye hazır mısınız? A2 sınıfı Cici Kızlar Dansı ile karşınızda.
keyifli bir şekilde aktarmanın yolu eğlenceli şarkılardan geliyor.
geçiyor. Bu şarkılardan birisi Sen Gidince Bak Neler Oldu. A4 sınıfı öğrencilerimiz danslarıyla karşınızda. Thank you.
Babacan ve Rümeysa Uğurlu'ya teşekkür ediyorum. Oynadığı filmlerde iyi ve saf adam rolleriyle her yaştan izleyicinin beğenisini kazanan, izleyiciyi güldürürken aynı zamanda düşündürmeyi de başaran, gülüşüyle hafızalarda yer eden ve bizleri de gülümseten Yeşilçam'ın İnek Şaban'ı. Babanın çocuğu olan, birçok yapımda rol alsa da Hababam sınıfındaki rolüyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın Güdük Necmisi Halit Akçatepe. Oynadığı renkli karakterleriyle komedinin kraliçelerinden Yeşilçam'ın Domates Güzeli Ayşen Guruda. Değerli oyuncularımızı rahmetle anıyoruz. Kahkahalarla güldüğümüz, arada düşünüp ders çıkardığımız sahnelerle dolu, eğlenceli ve sıcak bir okul ortamı düşünün. Bu okul ortamını bir de miniklerimizden izlemeye ne dersiniz? A3 sınıfı öğrencilerimiz Hababam sınıfıyla karşınızda. Beni seviyormuş oysa onun sesi.
Şener Şen. Birçok filmin senaristi
ile yapan tarihi filmlerin yenilmez kahramanı Yeşilçam'ın Malkoçoğlu, Cüneyt Arkın. Vefat eden oyuncularımıza rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Yeşilçam müzikleri gibi döneme damga vuran yabancı şarkılardan birisi Cherry Cherry Lady. Eylül 1985'te yayınlanan şarkı, başta Almanya olmak üzere birçok ülkede en çok dinlenen şarkılardan birisi olmuştur. Hala severek dinlediğimiz bu şarkıyı miniklerimiz sizin için dans gösterisiyle birlikte hazırladılar. Yine döneminde çok dinlenen ve hala en çok dinlenen müziklerden birisi olan şarkıcı ve söz yazarı Sting'e ait Englishman in New York şarkısı zamanında birçok ülkede hit olmuş, günümüzde de birçok kez cover edilmiş bu şarkının en eğlenceli şekliyle ana sınıf öğrencilerimiz sizlerle olacak. Ardından Yeşilçam dönemini yad ettiğimiz bu gecede hepimizin yüreğine dokunan, duyduğumuzda mutlaka gözümüzde bir sahne canlandıran, hala bizi coşturmayı başaran Yeşilçam müziklerini miniklerimizden dinleyeceğiz. Şimdi sahne gecenin yıldızlarının.
kısma aşık olmayacağım derdim. Hatta çok mukaddesim diye düşünürdüm. Ta size rastlayıncaya kadar. Thank you.
başta idarecilerimiz olmak üzere gecemizin birbirinden yetenekli miniklerine ve geçmişe yaptığımız bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu gecenin bir de perde arkası var ve orada teşekkürü hak eden birbirinden kıymetli öğretmenlerimiz. Her zaman, her konuda bizlerden desteğini esirgemeyen ana sınıfı müdürümüz Gülümser Cengiz'e yardımlarıyla her zaman yanımızda olan koreografi ve dans konusundaki destekleriyle beden eğitimi öğretmenimiz Kimya Çetin'e ilmek ilmek işlenmiş bu harika dekor için görsel sanatlar öğretmenimiz Selcan Çoktalar ve Yeşim Akdoğan'a Reşit'ten hep destek, tam destek olan bilgisayar öğretmenlerimiz Ayşegül Yücel ve Abdullah Güle gerek gecenin hazırlık aşamasında gerekse gece boyunca bizlere destek olan müzik öğretmenimiz Rezzan Okur'a ve sahne arkasında desteklerini esirgemeyen tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılının sembolü haline gelmiş Parla şarkısıyla Cumhuriyet coşkusunu hep beraber yaşamak için Esentim Ekoloji öğretmenlerini sahneye davet ediyorum. Siz değerli konuklarımızı bayraklarınızla birlikte bizlere eşlik etmeye davet ediyorum. Yeah.
olduğu bir avuç mutluluk sergisi açılışımız olacaktı. Serginin açılışını yapması için Sayın Ana Sınıfı Müdürümüz Gülümser Cengiz'i ve siz değerli misafirlerimizi sergi alanına davet ediyorum. Açılıştan sonra öğrenciler